sinema yazarlarına, eleştirmenlere ya da sinefillere hep sorulur. En beğendiğiniz filmler hangileri? İşte en beğendiğiniz 10 film, 20 film, bazen 100 film diye. Benim de yani küçük 10 ya da 12 filmi içeren, yerli yabancı 10 film biraz geçen listem vardır. Onu böyle çok kısaca aktarayım. İlk sırada Dünyanın Tüm Sabahları diye 1991 yapımı bir Fransız filmi var. Alain Corneau, sanata ve sanatçıya dönük bir film bu. Bir müzisyenin yaşamını anlatıyor. Bütün teklifleri, kralın ve çevresinin bütün tekliflerine rağmen saray müzisyenlerini kabul etmeyen, benim müziğim sizin sarayınıza yakışmaz, daha doğrusu sizin sarayınız benim müziğime yakışmaz diyen bir müzisyenin yaşamını anlatıyordu. Yani sanat ve sanatçı konusunda benim dünyama çok şey katan bir filmdi. Hep ilk sırada Dünyanın Tüm Sabahları'nı koyuyorum. Bir edebiyat uyarlaması. İkinci ve üçüncü sırada aslında hangisinin daha iyi olduğuna bir türlü karar veremedim ve sonuçta hani böyle bir karar vermenin çok da doğru bir şey olmadığını düşündüğüm iki film var. İkisi de Vietnam Savaşı'na dair. Birisi Kıyamet, 1975 Francis Ford Coppola filmi. Üçüncüsü de Full Metal Jacket, 1987 Stanley Kubrick filmi. Amerika'nın Vietnam'da saplandığı batığı çok gerçekçi, içeriden gözlemlerle, çivi gibi seyircinin kafasına ve ruhuna çakan, mıhlayan filmler. Kıyamet ve Full Metal Jacket'da defalarca seyrettiğim ve gerçekten her seferinde yeni yanlarına dikkat ettiğim iki film olarak yer alıyor. Dördüncü sırada yine bir Stanley Kubrick filmi olan Barry Lyndon yer alıyor. Yani Kubrick'in 3,5 saat civarında destansı bir anlatımla edebiyat tadını da veren, yani pek çok sahnesiyle sinema tarihine geçmiş bir macera perestin işte dönem İngiltere'sinde, daha doğrusu dünyanın değişik yerlerinde saraylardan ahırlara, savaş meydanlarından deniz kenarlarına açılan öyküsünü enfes bir dille anlatan filmi yer alıyor. Beşinci sırada Çin sinemasından Zhang Yimou, beşinci kuşağın önemli temsilcilerinden Zhang Yimou'nun 1993 yapımı Chi Ju'nun Öyküsü adlı film. Çok basit, çok yalın bir film. Bir köylü kadının Pekin'deki ulusal kongre, yani Çinlerin parlamento başkanlığına kadar uzanan hak arama mücadelesini anlatan ve sosyalizmin en alttaki insana, çok basit bir köylü kadına bile ne tür olanaklar sağladığını anlatan bir hak arama mücadelesi. Aynı zamanda Çinli kadınların da binlerce yıllık esaretten sonra birey haline gelmesini sosyalizm sayesinde öyküleyen unutamadığım filmlerden birisi Chi Ju'nun Öyküsü. Çin sinemasından Japon sinemasına geçeyim. Altıncı sırada İnsan Manzaraları adlı, ne yazık ki bizde çok bilinmeyen, yönetmeni Masaki Kobayashi de örneğin bir Akira Kurosawa kadar tanınmıyor. İnsan Manzaraları adlı gerçekten çok ilginç. Aslında bir üçleme bu. Toplam 11 saat civarında sürüyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon militarizmine, Japon saldırganlığına, Japon işgalciliğine, Japon ordusunun içinden bakan bir Japon subayın, sosyalist bir Japon subayın gözüyle bakan muazzam bir film. Dediğim gibi yani Türkiye'de bu tür listelerde pek yer almıyor ama bence gerçekten çok önemli ve bugün de kendisini seyrettiren 1959 yapımı bir film İnsan Manzaraları. 7. sırada bir İran filmi, Muhsin Makbalbaf'ın Selam Sineması'nı anmak istiyorum. 1995 yapımı bir film. Aslında bir tür belgesel bu. Sinema üstüne, sinema sanatı üstüne bir belgesel. Ama bunu anlatırken Muhsin Makbalbaf İran toplumunun her türlü çelişkisini, zenginliğini, eksik yanını, artı yanını, insanını da muazzam bir kurguyla aktarmayı biliyor. Yani İran sinemasının, İran sinemasının yapan temel taşlardan birisi. Muazzam bir estetik, baş döndürücü bir kurgu, zekice bir sinemasal yaklaşımla Selam Sinema'da benim hep andığım filmlerden birisi. Tarkovski, Stalker, 1979 yapımı. Bu tür listelerde pek alınmaz ama Chaplin'siz bir sinema tarihi olmaz. Chaplin'siz bir sinefillik, sinema yazarlığı, eleştirmenlik olmaz. Filmleri arasında doğrusu ayrım yapmak çok zordur ama modern zamanlar,
1936'da çektiği muazzam bir sistem eleştirisidir, muazzam bir kapitalizm eleştirisidir ve tekrar tekrar seyredilebilecek bir filmdir. Onun için Modern Zamanları da aldım. Sonra yine bir Chaplin filmi var. Bu da diğer filmlerin yanında biraz gölgede kalmakla birlikte Monsieur Verdo, Chaplin'in biraz olumsuz bir, hatta bir seri katili canlandırdığı, yani o bildiğimiz karakterlerinin çok dışında bir karakteri, büyük bunalım, 1929 ekonomik bunalımı döneminde bir Amerikalı'nın ekonomik zorluklardan kurtulmak için saptığı yolu enfes bir sinematografiyle ve oyunculukla anlatan filmi Monsieur Verdo listemde yer alıyor. 10. sırada, son sırada demek istemiyorum çünkü bunun sonu olmaz. Özel olarak hayranlık beslediğim İtalyan sinemasından özel olarak sevgi ve saygı duyduğum bir yönetmenin, Francesco Rossi'nin İsa Eboli'de Durdu adlı film. Bu da 2. Dünya Savaşı'nda bir dağ köyüne sürgün gönderilen Romalı doktorun gözlemlerini anlatan, unutamadığım filmlerden birisi. Hep dünya sinemasından örnekler, işte Çin sineması, İran, İtalyan, Amerikan sineması, Türk sinemasında da böyle çok geniş bir liste yapılabilir. Fakat ilk sıraya değişmez biçimde Yılmaz Güney'in Umut'unu koyuyorum Türk sinemasında. Daha sonra da Nuri Bilge Ceylan'ın, ben özellikle Mayıs Sıkıntısı filmini çok severim. Mayıs Sıkıntısı ve Ahlat Ağacı'yla devam ederek, yani Tunç Başaran'ın Biri ve Diğerleri filminden Yavuz Turgul filmlerine kadar çok uzun bir, çok geniş ve renkli bir yelpazeyle bu bölümü de anmak isterim. Yani Türk sinemasından da 100'lük, 150'lik, 250'lik bu tür listeler yapılabilir. Yani sinema severlerinde kendi seyir tarihleri içinde bu tür listeler, en sevdiğim yerli ve yabancı filmler diye liste yapmaları da sinema kültürü bir parçasıdır ve insanı kendi seyir tarihi açısından da bir belge niteliği alabilir. Teşekkür ederim.